Samsunspor'un başında ilk antrenmanına çıkan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Eroğlu, 71 puanın Samsunspor'u ilk 2'den üst lige taşıyabileceğini ifade etti. Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında pazar günü Bandırmaspor'a konuk olacak. Bugün Samsunspor'un başında ilk antrenmanına çıkan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, futbolcularla kısa bir toplantı yaptıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk maçından galibiyetle dönmek istediğini kaydeden Eroğlu, ilk antrenman öncesinde Bandırmaspor maçı ve ligle ilgili değerlendirmeler yaptı. Teşekkür ederim. Dünden beri yani hem sizleri tanıma fırsatı buldum. İşiniz zor biliyorum ama hep söylediğim bir şey var. Bir işi beraber başaracağız. Burada en önemli etkenlerden biri de sizsiniz. Bugün ilk antrenmana çıkacağım. Yani sabırsızlanıyorum aslında. Süreç her şeyi yaşadık dünden beri. İşte organizasyonun içine dahil oldum ama her şeye hazırlıklıydım. İlk işim şu an konsantrasyonumuzu Bandırma maçına hemen odaklamak. Çünkü lig başlıyor ve her lig maçı bizim için çok değerli, önemli. Şimdi oyuncularımla zaten birazdan hepsiyle tek tek tanıştım ama bir toplantı yapıp daha sonra sahada bir küçük konuşma yapıp ondan sonra da start vereceğiz. İnşallah hayırlısı olur. Bu büyük Samsunspor taraftarı da bu başlangıçtan sonra en güzel bir şekilde sezonu mutlu bir şekilde şampiyonlukta noktaladığını görür inşallah. Şimdi Bandırmaspor geçen senenin final oynayan takımı. Saha atmosferi, işte 1.5'ta maç, önemli oyuncuları var. Tabii ki bir gücü var ama biz çok güçlü bir takımız. Bu ligde mücadele etmeden, çok istemeden, saha içi organizasyonları yapmadan başarılı olamıyorsun. Biz de kendimizi deplasmana en iyi şekilde hazırlayıp oradan kazanarak dönmek istiyoruz. Benim de ilk maçım olacak. Ben oyuncularımla birlikte yakalayacağımız bu ivmeyle bir startın başlangıcını yaparsak ondan sonra istikrarlı bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Ya şimdi gün çağdaş modern futbolda defansif ofansifi birlikte yapman gerekiyor. Tabii ki gücünü sahaya yansıtman gerekiyor. Bu saha içerisinde evet güçlü isimlerle kurulu bir takım olabilirsin. Ama o isimlerle hücum da yapmak zorundasın. Savunma da yapmak zorundasın. Çünkü karşında da bir rakip olacak. Biz bunu her ikisini de yapıp başarılı olmak istiyoruz. Tabii ki burada en önemli şeylerden biri süreçte başarılı olmak. Çünkü baktığınızda 6 maç geride kaldı. Penaltılar gol olsa belki 2-2'desiniz. Yani buradayız ya yani Samsunspor olarak. Şu an bundan sonra geriyi hiçbir şekilde değiştiremediğimize göre ön tarafta önümüzdeki maçlarda Bandırma ile birlikte istediklerimizi yapıp galibiyetle dönmek istiyoruz. Ama dediğim gibi bir sürü parametresi o gerçekleşebilir saha içerisinde futbolun sistemsel anlamında. Biz de her şeyi çalışıp maçın gidişatına göre bu sistemimizi uygulayıp başarılı olmak istiyoruz. Ama hücum, savunma ikisi de birlikte yapılmak zorunda ki başarılı olunsun. Şimdi tabii ki bizde şu an geçen hafta kazanan bir takım var ama bizim de tabii ki kendi oyun anlayışımız, saha içi organizasyonumuz var. Oyuncuların özelliklerini biliyoruz. Takım anlamında biraz daha bunun üzerinde yoğunlaşmak istiyoruz. Ama süreçte oyuncular geçen haftayla beraber başlayan bir galibiyet serisi. Biz de bunun üzerinden bir anda her şeyi değiştiremezsiniz. Küçük küçük dokunuşlarla asıl hedef kazanmak. Yani kazandığın sürece zaten hep yarışın içine dahil oluyorsun, yukarıya doğru tırmanıyorsun. Biz de bu süreci yaşamak istiyoruz. Takımla ilgili bu 4 antrenman en iyi şekilde, en verimli geçecektir. Ondan sonra da sahadaki performansımızı en iyi şekilde hazırladıktan sonra da maça çıkacağız. Şu an kadroma çok güveniyorum. Gerçekten güçlü bir kadro var. Normalde bakın 35-40 civarı alınan puanlar bir avantaj sağlıyor. Tabii 40'ın üzerine çıktığım çok büyük avantaj sağlıyor. Ama oynanacak 12 maç var. 12 maç 36 puan yapar. Yani bu önemli bir nokta. Ama sezon sonu 71'ler falan ilk 2'den şampiyon olarak çıkarıyor takımı. Tabii gidişatın dün de söyledim duruma göre değişiyor. Biz ilk yarı her maçı kazanmaya talibiz. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Güçlü oynayıp oyun gücümüzü sahaya yansıtıp hedefe ulaşmak istiyoruz. Fofana'nın da bir sakatlığı devam ediyor. Ya şu an sakat oyuncumuz var evet. Bu bundan sonra da olacak.
hep en önemli özelliklerimden biri benim için her oyuncu değerlidir. O oyuncuları hazırlamak. Çünkü futbol 11 kişiyle oynanmıyor. Eğer kadron 24-25 kişi ise oyuncular da her an hazır olmak zorunda. En büyük özelliğim oynamayan oyuncularımı hazır tutmak. Hem fiziksel, hem mental, hem de taktiksel hazır tutmak. Onlarla zaman geçirmek benim için değerli. Şu an hangi oyuncum çıkarsa o görevi yapmak zorunda. Tabii ki yeni başladık ama süreçte bu bizi daha net şekilde konuşmamızı sağlayacaktır. Evet, Story'le 5'e gittim sabah. Bir alışveriş yaptım. Çok güzel ürünleri var valla. Baktığınızda insan heyecanlanıyor, gururlanıyor. Hemen alışveriş yaptım. Aileme göndereceğim zaten bugün. Çocuklarımı hemen giysinler diye. Ben Samsun Spor, Büyük Samsun Spor taraftarı, Samsun halkı. Hepsi bence yakın zamanda bu Story ürünlerini giyerek maça geleceklerdir. Buna eminim. Ve birlikte başaracağız.